Selam herkese, Green Card deneyimimi ve sürecimi anlatmak için buradayım. Şimdi bu videoyu izliyorsanız Green Card hakkında az da olsa bilginiz vardır diye düşünüyorum. Ama Green Card hakkında bilgisi olmayanlar için Green Card'ı bir özetleyelim. Amerikan hükümeti tarafından her yıl dünya geneline verilen 55 bin göçmen vizesi anlamına geliyor. Eğer bu vize türüne sahipsek Amerika'da legal olarak çalışma ve legal olarak oturma iznine sahip oluyoruz. Kulağa çok güzel geliyor değil mi? En azından benim kulağıma çok güzel geldiği için ben 5 yıldır Green Card'a başvuruyorum ve bu sene kazandım. Şimdi en basit, en yalın haliyle anlatmaya çalışacağım kafa karıştırmadan nasıl bir süreç işledim, nasıl başvurdum. Kazandığımı duyan yakın çevremden en çok aldığım soru ne kadara başvurdun, bir aracı kurumla mı başvurdun, ne kadar para verdin, nasıl oluyor bu işler tarzında sorulardı. Şimdi Green Card'a başvurmak tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret vermenize gerek yok. Bu çok net. Başvuru tarihleri açıklandığında resmi site olan dvprogram.state.gov adresine giriyoruz ve 2 dakikanızı ayırarak başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada en kritik nokta geçerli bir pasaportunuzun olması. Başvurunuzu tamamladıktan sonra size bir confirmation number veriliyor. Bu confirmation number'ı kaybetmiyoruz çünkü günü geldiğinde kazanıp kazanmadığımızı bu confirmation number sayesinde öğreneceğiz. Dolayısıyla screenshot'ını alabilirsiniz, not edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Başvuru yaptık, tamam. Peki eğer kazanırsak sürecimiz nasıl işliyor? Benim sürecim nasıl işledi? Öncelikle kazandığımı öğrendiğim an hayatımın en ikonik anlarından biriydi. Dile kolay piyango bana çıkmıştı. 2020'nin 1 Haziran günü. Yeni uyanmışım, ağzım yüzüm şiş bir şekilde, çekiliş sonuçlarına baktım ve "You have been randomly selected" yazısını gördüm. Dedim bir daha söyle. Dışarı çıkıp bağırasım geldi, koşasım geldi, insanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Tabii sokağa çıkma yasağı vardı, yapamadım. Bir hafta boyunca bunun keyfini çıkardım, sonra yapmam gereken adımları takip ettim. Bu süreçte yeşilkartforum.com'un ekmeğini çok yedim. Aklıma gelen bütün soruların cevapları oradaydı. Kesinlikle tavsiye ederim, bu forumu takip edin. Çekilişi kazandığımızı öğrendiğimiz sayfada bize bir case number veriliyor. Bu case number'ın sayısı ne kadar düşükse işlemleriniz o kadar hızlı ilerleyecek gibi düşünebilirsiniz. Yani o kadar hızlı vize alacaksınız, vize görüşmenizi yapacaksınız. Kazandıktan sonra dijital ortamda DS-260 adında bir form doldurdum ve onayladım. Daha sonra Kentucky Consular Center'dan gelecek olan maili beklemeye başladım. Vizemi alana kadar gerçekten en sıkıntılı süreç beklemekti. Beklemek çok yoruyor. Daha sonra Kentucky Consular Center'dan gelen mail doğrultusunda benden istenilen evrakları PDF formatında tekrar mail attım ve yine beklemeye başladım. Neydi bu evraklar? Pasaport fotokopisi, sabıka kaydı, askerliğinizi yaptıysanız askerlik kağıdı, evliyseniz evlilik kağıdınız gibi belgeleri dijital ortamda PDF şeklinde tekrar mail atmanızı istiyorlar. Bundan sonrası vize görüşme tarihini içeren maildi. Benim dönemim Covid-19'a denk geldiği için ben yaklaşık 1 sene bekledim. Vize mülakatı tarihimi de öğrenince heyecanım giderek arttı. Ankara'da göçmen vizesi için alınması şart olan sağlık muayenesine girmem gerekiyordu. Bu arada Türkiye'deki Green Card vize görüşmeleri Ankara'daki Amerikan Konsolosluğu'nda yapılıyor. Dolayısıyla bu sağlık muayenesinin de Ankara'daki klinikte olması gerekiyor. Vize görüşmemden bir hafta öncesine randevumu alıp sağlık muayenesi için Ankara'ya gittim. Yer Kuğulu Park'ın hemen yanında. Sırasıyla kan, idrar testi oldum ve ciğerlerimin röntgeni çekildi. Daha sonra asıl muayeneye geçtim. Doktor bana herhangi bir psikolojik rahatsızlığımın olup olmadığını, daha önce birine zarar verip vermek istemediğimi sordu. Alkol, uyuşturucu ve benzeri şeyler tüketip tüketmediğimi sordu. Ve 3 tane aşı yaptıktan sonra muayenemi tamamladı. Ben de gereken ödemeyi yaptıktan sonra İstanbul'a döndüm. Şunu söylemeliyim, alacağınız sağlık raporunun geçerlilik süresi maksimum 6 ay oluyor. Bu 6 aylık sürede bizim vizemizin geçerlilik süresini belirliyor. Yani vizemizi aldıktan sonra 6 ay içerisinde Amerika'ya giriş yapmış olmamız gerekiyor. Bu da böyle bir kritik bilgi. Sağlık muayenemden bir hafta sonrasında vize görüşmem için tekrar Ankara'ya gittim. En heyecanlı, en tatlı kısım buydu. Aslında orada çalışan konsoloslar size vizeyi vermek istiyor. Vizeyi vermek için oradalar. Sizi reddetmek için orada değiller. Ama insan psikolojisi yine bir düşünüyor. Ya alamazsam ya red verirlerse diye. Konsolosluğa girdikten sonra bana bir numara verildi. Bu numara 3 kez yandı. İlk kez yandığında
gidip benden istenilen evrakları teslim ettim. İkinci kez yandığında vize için gerekli olan ücreti gişeye ödedim. Üçüncü kez yandığında da konsolosla görüşmek üzere bankodaydım. Konsolos önce sağ elimi kaldırıp söyleyeceklerimin doğru olduğuna dair yemin etmemi istedi. Bu aşamayı seve seve yaptım. Daha sonra en basit haliyle bana what do you do sorusunu yöneltti ve ben de freelance fotoğrafçı olduğumu, İstanbul'da yaşadığımı söyledim. Amerika'da nereye gitmek istiyorsun, bir tanıdığın var mı diye sordu. Ben de New York'a gitmek istiyorum, evet bir tanıdığım var dedim. Onda mı kalacaksın, onunla mı yaşayacaksın dedi. İlk etapta onunla kalacağım ama kendime ev bakıyor, ev ve iş bakıyor olacağımı söyledim. Bunun için param var mı diye sordu. Komik bir soru. Bunun için yeteri kadar param var mı diye sordu. Hesap dökümüme baktı. Sanırım herkesin en gerildiği nokta bu. Hesabımızda ne kadar para göstermeliyiz? Elbette bir miktar para göstermeliyiz. Ama bence en kritik olan iki şey. Birincisi sabıka kaydınızın olmaması. İkincisi de Amerika'da yaşamak istediğinize konsolosu ikna etmek. Bence en kritik iki aşama bu. Daha sonra bilgisayara bir şeyler yazıyordu, bana döndü, her şey yolunda, vizeniz onaylandı, New York'ta mutluluklar dedi. Tam o sırada Frank Sinatra'dan New York çalmaya başladı benim için. Toplasam 5 dakikalık bir görüşme sonucunda teşekkür edip legal alien olarak konsolosluktan ayrıldım. Bir sene beklemenin sonucunu böyle almak gerçekten çok rahatlatıcıydı açıkçası. Kabaca benim green card sürecim bu şekilde işledi. Peki ben ne zaman gideceğim? Şimdilik gün sayıyorum. Amacım en kısa sürede Amerika'da olmak. Başka anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Şimdilik özetle anlatacaklarım bunlar. Bir sorunuz olursa yorumlara yazın. Bu süreci yaşamış biri olarak cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.